Değerli izleyiciler, havalar iyice ısındı. Hatta zaman zaman bunaltıcı sıcaklar sabrımızı zorluyor. Ve bu havalara karşı en kolay çözüm de buz gibi bir içecek. Bundan sonra sıcağa hazırlıksız yakalandıysanız ve içeceklerinizi soğutamadıysanız çaresiz değilsiniz. Çünkü artık kutu içecekleri çok kısa sürede soğutan bir cihaz var. Hazır mısınız? Hep birlikte izliyoruz. Merhabalar, ismim Ufuk Balandöken. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Projem içecekler için hızlı soğutma cihazı. Amaç buzdolaplarında 5-6 saat gibi bir süre içerisinde soğutulan içeceklerin sadece birkaç dakika içerisinde soğutulmasını sağlamak. Projeme güveniyorum, iddialıyım. Nasıl yardımcı olabilirim size? Siz zaten yapmışsınız, işi bitirmişsiniz, son noktaya gelmişsiniz. Bize neye ihtiyaç var? Ufuk Balandöken. Hoş geldiniz değerli kardeşim. Bir icadınız var. Gerçekten pratik, gerçekten normal hayatta kullanabileceğimiz, gerçekten bizi birçok dertten, uzun zamandan, paradan, masraftan kurtarabilecek bir buluşunuz var. Evet. Meşrubatları kaç dakikada? Metal içecekleri 2 dakikada, diğerlerini plastik ya da cam olanları da 5 dakika sürede. Vallahi daha ne diyeyim. Buyurun. Sahne sizin efendim. Ufuk Balandöken. İçecekler için hızlı soğutma cihazı. Sayın jüri üyeleri ve değerli konuklar. Cihazımız olan hızlı içecekler için hızlı soğutma cihazını anlatacağım. Bu cihazımız çıkış noktamız daha doğrusu mikrodalga ısıtmanında mikrodalga var. Yani hızlı ısıtma var. Ama soğutma alanında buna yakın olan bir hızlı soğutma cihazı yoktu. Biz bu noktadan çıktık ama tabii hemen basitçe efendim bu alanda bir şey var mı yok mu araştırmadan bu işe girmedik. 2 yıllık bir Ar-Ge çalışmasının ve prototip çalışmasının sonucunda ve 3 kişilik mühendis ekibinin çalışmasından sonra elde edilen bir sonuç bu ürün. Tüm dünyada olan patentler incelendi. Hangi noktaya gelindi? Dünya hangi noktada? Ve biz bu işi yaparsak boşa mı yapmış oluruz? Bu alanda Türkiye'de bir şey var mı? Büyük bir incelemeden sonra gördük ki Türkiye'de böyle bir hızlı soğutma hatta kavramı bile yoktur. Dünyayı inceledik. Dünyada ne var? Amerikalıların yaptığı basit bir hızlı soğutma cihazı var ama hızlı değil yani. O kadar hızlı soğutamıyor. Onun dışında Avrupalıların, İtalyan ve İngilizlerin yapmış oldukları cihaz var. Bunda da farklı bir yöntem kullanıyor ve kullanmak zorunda oldukları belli şeyler var. Ve fiyat olarak da çok ekonomik değil. Bunun dışında dünyada başka ne var dedik. Geçen yıl Avrupa Birliği'nin yapmış olduğu hızlı soğutma prototipi var. Bunda Avrupa Birliği fonu 1 milyon euroya yakın bir parayı fon olarak aktardı. Artık çok enerji israf oluyor ve bu işi yapın şeklinde bir girişimle başlattı. Yapılan bir prototip var. Yani şu anda Avrupa Birliği'nin yapmış olduğu cihazla paralel olarak aynı anda prototip yapılmış oldu. Yani Türkiye olarak biz de yapmış olduk. Bu proje peki biz o projeyi çalmadığınızı evet. Nereden bilelim diyor Onur Bey. Hayır, bu prototip çalışıyor şu anda. Tabii çalışıyor. İki adet patent bir taraftan, yazıldı. Bir tane değil, Bey, bir taraftan adet. Deneyelim bakın, önce. Bakın sıcaklara. Kesinlikle efendim. Bakın öncelikle ben... Bir de şeyi açıklayayım efendim. Buzdolapların şimdi ihtiyacı neden bu böyle bir ihtiyaç duyuldu cihaza? Buzdolaplarında 5-6 saat gibi bir sürede 26 dereceden 6 derece içme derecesi olan içeceklerin derecesi olan 6 dereceye indirmek için 5-6 saat gibi bir uzun bir süreye ihtiyaç var. Artı bir de şu nokta var, daha can alıcı nokta. Bir içeceği biz içebilmek için sadece 10 dakikaya ihtiyacımız var. 10 dakikada bir içecek içiliyor, bitiyor. Sadece 10 dakika soğuk tutmak istediğimiz bir içecek için buzdolabında günlerce hatta haftalarca boş çalıştırmanın bir anlamı yoktur. Çünkü o da
buzdolabına biz içecekleri koyduğumuzda her kapısını açtığımızda havalı bir ısı transfer sistemi olduğu için çok büyük bir enerji kaybı oluyor. Sizin yukarı burada ise şu slide'da yazdığınız %30 enerji tasarrufu. Aslında daha fazla %40 enerji tasarrufu. Yani bu buzdolabına kıyasla evet, bu söylediğiniz evet. şey yani evet. saatlerce çalışan bir buzdolabı evet. yerine mikrodalga Aynen. mantığıyla içecekleri evet. koyup 2 dakikada Tabii. buz gibi oluyor. Siz zaten sadece soğutmak için enerji harcayıp diğer zamanda standby durumundayken sıfır enerji çekiyorsanız bu zaten ortada. Hiç hesaplamaya gerek yok. Şimdi deneyelim o zaman. Ne yazıyor? Evet, 24... Şu anda 24.2 iki tane meşrubatımız ve metal açılmamış meşrubatımız. Oda sıcaklığında 24.2 derece. Dakika tutacağız. Dakika göstergesi var. Var göstergesi gerek yok. 2'de şu anda. Tamam. Evet, ticari bir sır içini gösteremiyoruz. Bastık. İşten başladık. Nedir bunun mantığı? Yani tamam şunu çok iyi anladık. Mikrodalganın tersi. Tersi derken şey olarak mikrodalga fırının ısıtmanın tersi soğutma. Yoksa oradaki mikrodalganla alakası Peki burada da mikrodalga şey mı var? Hayır, burada hayır, da mikrodalgayla mı soğutuyorsunuz? Bilinen kompresör sistemi var. Ama burada ne yaptık biz? Verimi artırdık. Ve ısı transferini değiştirdik. Yeni bir yöntem bulduk. Ve şu an diğer Avrupa'daki olan birkaç yapılan sadece birkaç ürün var ve ticarileşememiş, dünyaya yayılamamış ürün. Bunları da inceledik biz. Neden yayılmadı? Niye yoktur? Neden? Çünkü pratik değil, çok enerji tasarrufu sağlamıyor ve bu kadar hızlı soğutma, arda arda soğutma yapabilecek bir cihaz değil. Olsa zaten ticarileşir. Çünkü Türkiye'de bir artık Avrupa, dünya ülkesi olduğu için eğer bir ürün varsa, başarılıysa zaten Türkiye marketlerinde olmalıydı. Şimdi Yoktur. Bu ırmaklara karpuzu evet. koyarsınız, evet. hemen soğur. Değil mi? O mantık mı var burada? Efendim? Yani altından su mu akıyor bunu? Şimdi evet, göremedim tabii, tabii. hiç. Suyla nasıl su transferi yapıyoruz. Yani. Suyu sıfır evet. dereceye kadar indiriyoruz. Evet. Orada tutuyoruz. Tabii ısı kaybı da olmadığı için çok uzun süre bu su haznesinde izolasyondan dolayı ısı kaybı olmadan çok uzun saatler boyunca duruyor. Sadece kullandığımızda ısı kaybı oluyor. Isı kaybını telafi etmek için zaten şu an çalışıyor. Çalışırken de zaten o kaybolan enerjiyi geri alıyor. Ve böylece büyük bir enerji tasarrufu sağlamış oluyor. Yani ısı transferi şu an yapılan mevcut dolaplarda havayla yapılmak. Bu dahiyane bir buluş o zaman. Teşekkür ederim. 30 saniye sonra 2 dakika Aslında oluyor. Aslında 2 dakika. Yani biz... ben şimdi hemen söyledim ama şimdi 30 saniye sonra bir bakacağız. Tabii. 24 derece, 23 Örteceğiz. Derece olduysa geri alacağım. Şimdi tabii bir de efendim biz şunu Baybas Bey bunu biz 1 dakikaya falan indirdik zaten süreyi de ama tabii bu prototipi yapmak uzun sürdüğü için ve masraflı olduğu için hemen bunu değiştirip de biz yarışmaya 1 dakika olanla kanıtlayalım gibi şeyimiz yoktu imkanımız ama normalde çıkacak ürün, gerçek ürün haline geldiğinde bu ürün bir dakikada soğutacak. Evet şimdi de. Açıyor vatan ve dokundu. Koyun buraya isterseniz. Yok yok buraya koyalım. Burada tamam. açtık burada. Lütfen böyle tamam. gene. Tamam. 24 dereceydi. Derece de zaten olur mu? Olan, İçine sokun. Alanındaki en iyi hata yapmayan 0-1 dereceyi tamam. İçine, dahi tamam, şöyle yanından bakalım. Peki. Göremiyoruz ama. 17, 12, 10, daha düşecek. 9, 8, 2, 7.7'de. 6 derece içme sıcaklığı, ideal içme sıcaklığı evet. değil mi? Ama bize zaten lokantalara bir yere gittiğimizde yani normalde bize verilen şey 10 derece civarında veriliyor lokantalarda falan. Soğuk 4 dakika soğutsanız donacak 6, mı? 0. Yok, tam 6 hiçbir zaman donmaz. 0'a yaklaşır ama. 6 derece. 2 tamam. dakikada 24 dereceden 6 dereceye düşürdü. 5.9 diyoruz. Evet. Hani aynası iştir kişinin lafa bakılmaz derler ya. Sağ ol. İçecek Bunun farklı boyutlarını da. Yapabiliyorsunuz Tabii, değil mi? Tabii. Onu soracağım. Yapabiliyoruz. Evet. Konuştuk tekniği için, araba için ve buzdolabının içerisine monte buzluk için mi? Hepsini vatan davasına ilk siparişi de verdin ha. ben evet çok etkilendim bir buluş. Evet. Hakikaten kendim alıkoyamıyorum. Tamam. Özür dilerim. Müdahil oluyorum. Ben alıyorum abi bunu. Kaça satıyorsun? Saralım abi. Size canlı evet, sağ olsun. Kaça satıyorsunuz ve neye ihtiyacınız var? Bunu Hedefiniz ne? Onu da duyayım. Tüm yerli imkanlar hiçbir yere gerek olmadan çünkü bunun zaten tüm mekanik ve elektronik karttan dahil yazılım tüm tasarımlarını, dahil. Yazılım dahil hepsini zaten biz yaptık. Tüm mekanik ve elektronik tasarım ben yaptım. Bunun dışındaki yazılım olan tasarım tarafında
arkadaşım Ayhan Barış var. O yazılımını yaptı. Çünkü elektronik kartı yapıyorsunuz. Ha bir de burada yazılım, bir de bakın şey de çok önemli. Yani bu işte ortak ikiniz misiniz sadece? Bir arkadaş daha var. Abisi var. O da bir de şey, abi var. Üç ortak değil evet, mi? Evet. Patentler, her şey beraber. Bizim adımız. Anca yani. Beraber, kanca evet. Beraber. Ben size bir şey söyleyeceğim. Tabii. Muhtemelen bugün herhalde bir ödül alırlar. Değil mi? Yani diye düşünüyorum. Öyle gibi görünüyor. Alsa da almasa da evet. Ben size şöyle bir ödül vereceğim. Benden. Sağ olun. Brüksel'de Avrupa Melek Yatırım Komisyonu var. Evet. 20 bin tane de yatırımcı üyesi var. Ben başkan yardımcısıyım Brüksel'de. Hı-hı. Bu Avrupa Melek Yatırım Komisyonu Birliği'nin, EBA'nın. Bunun ben özet bilgilerini bu 20 bin tane yatırımcıya göndereceğim. Söz veriyorum. Teşekkür ederim. Daha büyük şey olmaz. Tamam. Daha büyük ödül olmaz herhalde yani bizim için. Makul bir fiyat olursa 20 bin sipariş hazır. Evet, onu sana söyleyeyim abi. Üretim maliyeti 400. Arzan da bir şey söylüyor. Demek ki abi burada bir ölüm sessizliği. Evet. Burada buzdolabının dizaynı evet, tabii. Arzu Kaprol'dan mı geliyor acaba? Yani. Ha? O da seve seve olabilir ama özellikle söylemek istediğim şey şu. Tasarım sadece şekilsel ve estetik bir tasarım değildir. Burada muazzam bir sistem tasarımı görüyoruz. Dolayısıyla bu yüzden ayrıca tebrik etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ama biz yine de dış tasarımı bekliyoruz Arzu Hanım'dan. Bir fikir yok. Seve seve. Bekleriz yani. Müthiş olur tabii ki. Dedik yani. Gerçekten yani dünya evet. Projesi olabilecek klasmanda bir proje ve size alkışlamaktan başlıyorum. Bravo. Teşekkür ederim. Efendim Ufuk falan döken içeceklerin kralı, soğuk içeceklerin kralı oldu. Şimdiden tebrik ediyoruz onu. Teşekkür ederim. Tüm hızımıza devam ediyoruz.